Sigorta Ekranı'na hoş geldiniz. Ben Damla Özavşar. Bugünkü yayınımızda Türkiye Sigorta Enstitüsü Vakfı Müdürü Sayın Mehmet Kalkavan bizlerle birlikte olacak. Eğitimlerle ilgili olarak bize genel bir değerlendirme yapacak kendisi. Hem Temmuz hem de Ağustos ayı ile ilgili yeni eğitimlerden bahsedeceğiz ve yeni projelerinden bahsedeceğiz. Mehmet Bey merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz Mehmet Bey öncelikle vakit ayırdığınız için. Can Bey ile öncesinde ilk bizim yayın hayatına başladığımız zaman ilk yayını yapmıştık. Şimdi de tekrardan eğitimlerle ilgili olarak bir araya geliyoruz sizinle. Şimdi aslında öncelikle ben biraz daha tabii ki biliniyor ama yine de ekranlarda ilk defa bu TSV duyacak olan kişiler için aslında biraz bu kuruluş amacını üzerinde bir fikir almak istiyorum sizlerden. TESEV'in kuruluş amacı ile alakalı. Aynı zamanda 1970 yılında kurulan bir vakıf. O döneme baktığınız zaman da sigortacılık tarafında ne gibi bir ihtiyaç vardı ki bu vakfın kurulmasına zemin hazırlamış oldu? Ben bu yönden biraz fikrinizi almak istiyorum. Tabii memnuniyetle. Tabii bir vakıf kuruyorsanız mutlaka bir amacı olması gerekiyor kanun nezdinde. Çünkü vakfın her vakfın bir amacı oluyor. Çünkü kar dışında bir amaç. İşte vakıfların amacı kar etmek değildir. 1970 yılında ülkemizde bırakın hani sigorta eğitimi, hani normal özel eğitim kurumlarının sayısı da son derece azdı. O nedenle de sigorta sektöründe var olan eğitim açığını gidermek üzere bir vakıf kurma kararını almışlar ve kurucuları Türkiye Sigorta Birliği ve Milli Reasürans. İki kurucumuz var. Ve buradaki hareket noktası da şu: sektörde çalışmakta olan veya yakın zamanda ayrılmış, emekli olmuş, deneyimli sigortacılığı bilen üstatlardan destek alarak sigorta sektöründe çalışmakta olan genç profesyonellere eğitim vermek, onların eğitim açığını gidermek böyle kurulmuş 1970 yılında. Bugün geldiğimiz noktada sadece Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı yok. Zamanında 1970 yılında başka kurum yok diye kurulmuşken bugün birçok rakibi yer aldığı bir eğitim piyasasında Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı faaliyet gösteriyor. Bu neyi sağladı? Bugün itibariyle bundan şikayetçimiz, ben kendi adıma konuşuyorum, asla değiliz. Daha rahat bir yaşantımız olurdu öyle olmasaydı muhakkak, ama şimdi rekabet birinci önceliği kaliteyi getiriyor. Çünkü yarıştığınız, kıyas edilebilir halde olmanız sizi zinde tutuyor ve devamlı müfredata programları ne ekleyebiliriz, onun düşüncesi içerisinde oluyorsunuz. İkincisi de sektör için faydalı bir şey tabii bu. Fiyat aşağı geliyor rekabetten dolayı. Kar marjları azalıyor ve bu da eğitimin tabana yayılmasına imkan sağlıyor. Tabii programın başında eğitimi konuşacağız deyince Türkiye'de en az tercih edilen şeylerden bir tanesi eğitimle ilgili vakit ayırmak, bütçe ayırmak. Zor şeylerden bir tanesi sigorta ürünü satmak, ona ikna etmek kişileri zordur. Bir de sigortanın eğitimini satmak veya o konuda bir ikna etmek karşıdakini, o daha da zor. Öyle bir ortamdayız ama 50 yıldır, bu sene 50. yılımız vakıf olarak, 50 yıldır faaliyetleri bize hiç hız kesmeden artarak, çeşitlendirerek devam ediyoruz. Online üzerindeki eğitimleriniz çok aktif bir şekilde devam etti. Pandemi acaba hiç vakit ayrılamayan konularda, insanların vakit ayıramadığı konularda bir önünü açtı mı? Bu eğitimlerde talepler arttı mı? Aslında bunu sormak istiyorum size. Yani şöyle demek isterim, hani şöyle bir yanlış anlama olmasın. İnsanlar hani pandemi zamanında ofislere gitmiyorlar, evden çalışmalar oluyor, daha çok vakitler oluyor şeklinde değil, ama insanların, ben şunu gördüm mesela, en azından bizim sektörde bu pandemi zamanı arkadaşlarımız evlerden ofistekinden daha etkin çalıştılar. İşte daha bir de vicdan yapıp böyle normalde yan odadaki arkadaşına gidip bir konuyu konuşurken, çay içerken, bugün artık insanlar mutfaklarına gidip bir kahve alırken bile acele gidip gelmeye başladılar. Benim gördüklerim genelde böyle. Ama problem, yani bizim eğitim anlamında dehte olan şey şu: eğitim yerine şunu yaparım
deme olasılıkları azaldı, seçenekler azaldı. İnsanlar evden dışarı çıkamadılar, sosyallikleri olmamaya başladı ve bu pandemi döneminde biz ilk başta Nisan, Mayıs aylarında neredeyse hiç teknik eğitimler koymadık. Çünkü insanlar zaten evde devamlı sigortacılık yapıyorlar, bir de eğitimde sigortayı falan anlatacağız. Dedik ki hani böyle kişisel gelişim eğitimleri koyalım. Mesela TİSEV tarihinde ilk kez kişisel eğitim yüzdesi teknik eğitimlerin birkaç katına çıktı. Yoksa bizim hep kişisel gelişim eğitimleri toplam eğitimin içerisinde payı %15 filandır. Ama burada %70-80 kişisel eğitim oldu. Belki daha fazla. Niye? Çünkü insanlar evde zaten sabahtan akşama kadar sigortacılık yapıyorlar. Aynı insanlarla işte, aynı insanlarla derken eşleriyle, çocuklarıyla hiç sosyal hayatları yok. Evvelden evden çıktığınızda iş yerinde arkadaşlarınızla görüşürdünüz, yolda bir yere uğrardınız, marketi tanırdınız, o olurdu, bu olurdu. Bunların hepsi hayattan çıkınca insanları rahatlatacak ofis yogası gibi, işte kendini tanımak, mutlu çocuk yetiştirmek gibi eğitimlerle bunlar bayağı da ilgi çekti. Böyle bir şey geldi. Bir de şu oldu, her zaman ihmal ettiğimiz veya şöyle bir şey oluyordu. Biz eğitimlerimizi hep İstanbul'da verdiğimiz için normalde bizim sınıf eğitimlerimiz var. Sınıflara gelip eğitim yapılıyor. Biz evvelden 2016 yılında başladık online eğitimleri aslında. Açtık ama çok fazla talep olmuyordu. Niye? Çünkü ya sınıf eğitimine gidince iyi, online eğitim iyi olmuyor. İstanbul'dakiler sınıfta alıyor, biz online alsak ne olacak gibi bir şey vardı. Ama bugün artık İstanbul'dakiler de online eğitimleri alıyorlar. Atıyorum Trabzon'daki, Ağrı'daki bir sigorta acentesi de bir eğitime katıldığında online alacak. Artık İstanbul'dakilerden bir farkları yok. Ve bu eğitimlerin de gayet verimli geçtiğini hem eğitmenlerimiz, çünkü bazı eğitmenlerimiz de bunu talep etmiyorlardı. Niye? Diyorlardı ki ya online eğitim vermek istemiyorum. Dinleyiciye, öğrencilere dokunmak istiyorum, katılımcıya diyorlardı ama şimdi şu anda bizde hiç sınıf eğitimi yok. Yani bitti. Öyle olunca buna uzak duran eğitmenlerimiz de online'a girdiler ve ilk birkaç ders tabii zorluk çekiyorsunuz, böyle boşa konuşuyormuş gibi oluyor insanlar. Ama ondan sonra yavaş yavaş hem öğrenciyi de katmaya başladılar, hem kendileri de alıştılar. İyi bir noktaya geldik online eğitimlerde. Pandemi nedeniyle ertelediğiniz projeler var mıydı ve şimdi yavaş yavaş bunları tekrardan gündeme getirmeye başladınız mı, onu sorayım. Evet, aslında Can Bey ile yaptığımız programda da ondan biraz bahsetmiştim. Bu bizim bir yıllık programımız var, Temel Sigortacılık Eğitim Programı diye. İki döneme ayrılıyor. İlk döneminde temel sigortacılık bilgilerini anlatıyoruz. İşte sigorta nedir, nasıl işler, işte temel sigorta hukuku, ortak şeylerle gidiyorlar. İkinci dönemde de bir branş seçiyorlar. İşte muhasebe olabilir, yangın olabilir, kaza olabilir, sağlık, hayat gibi. O ikinci dönem bir branşla da uzmanlaşıyorlar. Daha doğrusu uzmanlaşmada ilk adımı atıyorlar. Mezuniyet töreninde bir arkadaş İstanbul dışından katılmıştı. Dedi ki ne güzel, İstanbul'dakilerin böyle imkanı var. Biz biraz kurak bir ortamda yetişiyoruz deyince ben işte orada bir garip hissettim kendime ve işte bu, o gün programda da anlatmıştım. Dedim ki online bir şey yapalım İstanbul dışında yaşayan, bu programlara katılamayanlar için. Ama tabii burada şimdi sigorta şirketlerinin genel müdürlükleri olduğunda adam yangın departmanında çalışıyor. Yangını bilmesi gerekiyor. İşte o geliyor, yangın okuyor bizde. Diğeri gidiyor kaza okuyor. Diğeri hayat, sağlık gibi. Ama Anadolu'da okuyanlar, ya okuyanlar diyorum, çalışanlar, şimdi vakıf olunca hep okumaya gidiyor aklımız. Çalışanlar mesela acenteler. Acente ne iş yapar? Acente sağlığı da satar, oto sigortasını da satar, yangını da satar. Ya da kim var Anadolu'da? Bölge çalışanları var. Artık eskiden mesela bölgelerde teknik departmanlar vardı, hasar departmanı vardı. Artık onlar yok. Bölgelerde çalışanlar genelde, yani tamamına yakın şirketlerin acente temsilcileridir. Yani acenteye destek vermek üzere oradalardır. O yüzden biz şey dedik, hani bizim bir yıllık program gibi geniş değil, asla onu ikame edecek bir program değil ama yine sigortacılık nedir ne değildir, İşte satışçıların bilmesi gereken hukuki unsurlar, hukuki ögeler nelerdir, onları bilsinler. Bilgilendirme yönetmeliğini bilsinler, onun ciddiyetini bilsinler. Mesela bizim sigorta sektörünün en büyük problemlerinden bir tanesi bu bilgilendirme yönetmeliği olabilir yakın bir gelecekte. Çünkü o yönetmeliğe aykırı satış yaptığınızda yarın öbür gün mahkemeye düştüğünüzde ciddi sorunlar yaşayabilirsiniz. İşte onları anlatmak lazım, bilgilendirme yönetmeliği. İşte öyle bir takım genel unsurları
Anlattıktan sonra biz sadece bir branş değil, yangın, otosigortaları, nakliyat ve sağlık hayat dışında. Hayat emeklilik şirketleri içinse hayat, sağlık, ferdi kaza, bireysel emeklilik gibi konuları anlatıp bitireceğimiz bir paket. İşte bu 50 saat, 70 saat gibi bir şey olacak. Önümüzdeki ay bunu çıkacağız. Biz buna hazırlık yaptık. Tam bitirdik, ilanını çıkacaktık. Bu pandemi çıktı. Biz de online platformumuzu falan hazırlamıştık işte bunun için. Biz ne yaptık? İşte o online platformu hemen şeye aktardık. Bizim bir yıllık programı online'a çektik. Çünkü programın yürümesi lazımdı. O yüzden bir gecikme oldu. Orada kullandığımız için online'ı ama önümüzdeki ay çıkıyoruz. Artık biraz gecikerek de olsa çıkıyoruz ama bu Anadolu'daki sigortacılardan ekmek yiyecek olan arkadaşlarımıza çok ciddi katkılar yapacak. Bizim sigorta sektörünün, daha doğrusu ülkemiz sigortacının en büyük eksiği bana göre, gelişememesinin en büyük nedenlerinden bir tanesi yanlış satışlar. Niye? Yanlış satış. Adamın bir riski var. Mesela eğer siz ürünlerinizi iyi bilmiyorsanız, sigortacılığı iyi bilmiyorsanız, onun o riskinin teminat altına alınamayacağını bilmeniz gerekir ve demeniz lazım ki şu riskinizi teminat altına almaz veya bu ürünü almaz, şu ürünü almanız lazım. Şimdi insanlar kafalarında bir riskle gidiyorlar veya evini sigortaladığını düşünüyorlar. Atıyorum Selsey'lep teminatını almıyorlar ek teminat olarak. Bunu da uyarmıyor arkadaş bilmiyorsa veya işte satış teknikleri eğitimi de vereceğiz o programda. Nelere değinmeleri lazım, nelere lazım değil diye. İnsan ondan sonra bir sel oluyor, evi zarar görüyor ve diyor ki sigortacım benim zararımı ödemedi. Halbuki orada sel zararı teminat altına alınmamış. Bu bir sözleşme. Yani orada ben bunun ülkemiz sigortacılığı için de çok faydalı olacağını düşünüyorum. İnşallah işte acenteler de gereken teveccühü gösterirler. Ama mesela ben bunun müjdesini geçen de bizim kurucularımızdan tabii Türkiye Sigorta Birliği büyük desteği var bize Milli Reasyonans'la birlikte. Başkanımız Atilla Benli bizim online eğitimlerini çok beğendiğini ve insanların hani bunlara sigortacıların katılmasının çok faydalı olduğu yönünde bir paylaşımda bulundu. Ben de bu programdan bahsettim. Ben de bunun müjdesini vereyim dedim. İlk orada söyledim yazılı olarak. Acente arkadaşı bir platform başkanı dedi ki ne güzel sigorta şirketleri de inşallah sponsor olur. İşte biz eğer hayatımızı bu meslekten kazanacaksak ben acenteyim, ben sigortacıyım. İşte sigortacılık özel bir meslektir. Acentelik özel bir meslektir. Herkes yapamaz diyorsak biz bunun için sponsor bulamadığımızda kendi ekmeğimizi kazanacağımız yere yatırım yapmamız lazım. Bir taksi şoförünün taksiye yatırım yapması gibi. Kendimize yatırım yapıyoruz. Çünkü demin sizin söylediğiniz gibi eğitim dokunulmayan bir şey ama sigortacılıkta dokunulmayan bir şey. Söz veriyoruz. Hani bizim o konuyu verdiğimiz sözün yerine getirilip getirilmeyeceğini biliyor olmamız çok önemli. Ondan önce eğitimde anlarız neyi yerine getirecek, hangi ürün neyi sağlayacak. Bunları çok iyi öğrenmesi gerekiyor acentelerimizin. Ben faydalı bir şey olacağını, bir paket olacağını düşünüyorum. Mehmet Bey bu güzel haberi de aslında vermişken şunu da sorayım. Akıllarda da soru işareti kalmamış olsun. İstanbul dışından bu eğitime katılım sağlamak isteyenler tam olarak nereden bilgi almalılar? Size nasıl ulaşmalılar? Bizim web sitemizden bilgi alabilirler. Gayet iyi. Telefonlarımız zaten var. Telefonla işte web sitesinden her türlü bilgiyi biz sağlıyoruz. Zaten sosyal medyada da biz bunları çıkıyoruz. Yani hem LinkedIn'de hem Instagram'da biz bu eğitimleri paylaşıyoruz. Bir diğer sorum da şöyle olacak. Temmuz ve Ağustos aylarındaki eğitim takvimleriniz de aslında web sitenizde çok açıklayıcı bir şekilde yer alıyor. Size sormak istediğim şimdiye kadar daha önce hiç yapmadığınız bir eğitim var mı içlerinde ve şu dönemde özellikle pandemi sonrasında en çok talep gören eğitimler neler oldu? Ben onları da sormak istiyorum. Talep gören eğitimler mesela ilginç tabii bunu sanki pandemi çıktı da bu eğitimi koymuşuz gibi bir algı olmasın diye biz hep altını çizdik. Normalde hep bu kış aylarına girerken bazı kurumların aldığı eğitimler var. Mesela
nefes alma tekniğini hepimiz biliyoruz. Bu nefes alma tekniğiyle virüslerden solunum yollarınızı falan temizleyebiliyor musunuz mesela? Bu pandemi dönemine de biraz uygun bir eğitim konusu. O ilgi gördü. Tabii bu ilgi gördü derken 50 kere 30 kere açmış değiliz. Hani 3-5 kere açtık. Onun dışında insanlar hep evde kaldığı için ofis yogası düzgün geldi. Gerçekten çok basit hareketler ve aslında aynen yoga gibi devam eden bir seri bu ama biz o şekilde değil. Biz temel şeylerle insanlar hani duruşunu, efendime söyleyeyim, kaslarını nasıl esnetirler? Hani ofis ortamında koltukta mesela hareketlerin çoğu koltukta yapılıyor. Yani normal çalışma koltuğunuzda onda yapıyorsunuz. Bu eğitimlerimiz bu pandemi zamanında ilgi gördü. İşte mutlu çocuk yetiştirme, kendini tanıma gibi. Çünkü insanlar biraz kendilerine döndüler. İşte veya ne bileyim otomatikleşmiş refleks olarak yaptığımız hareketleri hani nasıl yeniden dizayn ederiz, kurgularız, onları daha iyi kendimizi nasıl ifade ederiz gibi oldukça da ilginç bulundu bu eğitimler. Bir de şirketlere özel yaptığımız eğitim programları var. Mesela gelip diyorlar ki benim X departmanım var, o X konusuyla uğraşıyor. Oradaki eksikliklerini gidermek istiyorum diyorlar. Gidiyoruz biz onlara mesela kurumun isteği üzerine bir sınav yapıyoruz. Bakıyoruz nerelerde hatalar yapılıyor, özel şartlarda mı, genel şartlar, klozlarda mı, kanun tarafında mı eksikliği var, teknik tarafta mı eksiklikleri var. Öyle bir test yapıyoruz. Yanlışlar nerelerde yoğunlaşıyorsa ona yönelik oraya ağırlık veren bir eğitim programı uyguluyoruz ve sonunda bir sınav daha yapıyoruz. Ama burada bir şirketin isteği üzerine olan bir şey. Yani biz illa da yapalım demiyoruz. Ama bir yıllık eğitim programımız bizim mezuniyet töreni de olan, sonunda bir diploma niteliği taşıyan bir sertifikanın verildiği ve sigorta sektöründe de ciddi karşılığının olduğu bir sertifikamız var. O bir yıllık programı sınavsız vermiyoruz. Şu anda onun online verdik bütün dersleri bu pandemi nedeniyle. Sınavları yapmadık. Onları da şimdi bu Temmuz ayında normalde çok daha rahat yapacakken tabii bu sosyal mesafeyi de ayarlayarak sınıflara insanları oturtuyoruz. İlk başta çocuklar, arkadaşlar biraz tedirginlerdi. Acaba bir şey olur mu olmaz mı diye ama geldiler. Önlemleri ve mesafeleri görünce zaten ondan çok daha fazlasını markette, sokakta hepimiz alıyoruz. Yani çünkü hayat bir şekilde devam ediyor. Bunun içinden kendinizi sıyıramıyorsunuz. Bu da onun bir parçası oldu. 120 katılımcımız vardı. 100'ü sınavlara giriyor. Öyle devam ediyoruz. Kadrajımda sigorta fotoğraf yarışması ile ilgili olarak biliyorsunuz aslında sigorta bilincini biraz daha empoze etmek için yapılan ödüllü bir yarışma. Ama bu pandemiden dolayı hatta bir sergi yapılıyordu sanırım bildiğim kadarıyla değil mi? Ama bu sene yapılamadı. Evet. Bu sigortacılık haftasına denk gelecek şekilde yapılıyor. Bununla ilgili şu anda herhangi bir gelişme var mı? Yani tekrardan bir sergi şekline dönüştürülmesiyle alakalı olarak. Şimdi biz bu biliyorsunuz Mayıs ayının pazartesiyle başlayan son haftası sigorta haftası. Biz de 3 yıl önce hatta 4 yıl önce bu sigorta haftasına nasıl bir katkıda bulunabiliriz diye. Dedik ki sigortayı en iyi anlatan kareleri seçelim. Öyle bir yarışma düzenleyelim. Ve ilk bu sene üçüncüsünü yaptık. Ortalama 800-900 civarında bir fotoğrafla katılıyor insanlar. O kadar geliyor. Ülkenin her tarafından mesela bir sene birinci Zonguldak'tan çıkmıştı. İlk senenin birincisi. Bu sene pandemi nedeniyle sergi yapamadık ama yine katılımları tamamladık. Hatta geçmiş yıllara göre daha çok fotoğraf geldi. Evet, şu an bu senenin birincisi bu fotoğraf. İşte İstanbul'da Safir'in terasından çekilmiş. Camları temizlemek üzere işçiler tamamen doğal, yani kurgu değil. Güzel bir fotoğraf. Riski de anlatan, işte hayatımızın işte her tarafında risk var. Kimimizin işinde, kimimizin özel yaşantısında. İşte bu da yine derece, bu da derece. Bu mesela bu fotoğrafın sigortayla ne ilgisi var diyorlar. Aslında sigorta öyle bir şey ki hayatın her fotoğrafta ben bir sigorta yorumu yani bazılarında zorlanıyoruz tabii ama çoğunda çıkıyor. Mesela sigorta nedir?
birden yani birçok insanın bir araya gelerek küçük küçük paralar ortaya koyup bir havuz oluşturması ve aralarından birine bir zarar geldiğinde o havuzdan o zararın giderilmesi. Bu fotoğrafta da işte kadınlar halkayı oluşturmuşlar ve bir araya gelmişler. Yani güçlerini birleştirmişler. Aslında sigorta tam bu. Birden çok insanın bir araya gelip varlıklarını, emeklerini birleştirmesi. Vakfın amaçlarından bir tanesi de başta konuştuk ya, sadece eğitim vermek değil, aslında sigortanın bilinirliğini tabana yayılmasına da hizmet etmek. Biz mesela üniversiteleri ziyaret ediyoruz, ticaret odalarını ziyaret ediyoruz. Ben dinleyicilere şey sorusunu sorarım. Mesela riski bizim sigorta gelişmiyor, sigortayı anlatmamız lazım diyorlar. Ben buna karşı çıkıyorum. Niye karşı çıkıyorum? Çünkü önce riski anlatmamız lazım. İnsanlar ne riskleri üstleniyorlar? Ne riskleri taşıyorlar? Mesela ben her toplantıda sorarım. Çocuğu arabaya musallat olan var mı aranızda diyorum. Var diyorlar, el kaldırıyorlar falan. Diyorum ki arabayı verirken en çok neyden korkuyorsunuz? Mesela arabayı verdiniz. Endişe duyuyorsanız arabanız gelene kadar çocuğunuzla birlikte. Evet işte çocuğuma zarar gelir diye korkan da var ama çoğunlukla İşte arabayı bir yere sürter, bir yere vurur, işte arabanın orijinalliği bozulur gibi korkular var. Sonra ben onlara şey soruyorum. Diyorum ki ya bu normalde siz kullanırken de olabilecek bir şey. Çocuğunuz kullanırken olacak diye şart değil bu. Sizde de olabilir ama mesela şöyle bir şey sorayım size dedim. Çocuğunuz arabayı kullanırken 35 yaşında, 5 ve 7 yaşında iki çocuğu olan, eşi çalışmayan, ayda 10 bin lira kazanan birisini kazara, ölümüne neden olursa kazayla, kusurluysa ne kadar tazminat çıkar? İşte mesela öğretmenlerle yaptığımız toplantılarda bir milli eğitimle bir toplantı yapmıştık. Orada sorduğumda işte 100 bin lira gibi söylüyorlar. İşte bu durumda doğacak tazminatı. Ticaret odalarında bu 300-400 bin liraya kadar çıkıyor. Ama normalde o verdiğim örnekteki kişi hayatını kaybettiğinde 2,5 milyon lira tazminat çıkıyor. Hatta şu anda 3 milyona yanaşmıştır asgari ücret arttığı için. Bunun 400 bin lirasını trafik sigortası veriyor. 2,5 dersek 2 milyon 100 bin lirasını o arabanın sahibiyle kazaya neden olan kişi ortaklaşa veriyor. O yüzden ben hep şunu söylüyorum. Araba emanet verilmez. Arkadaşınıza da verilmez. Çünkü giderken bir yerde bir arkadaşı, bir dostu ya gel şurada bir bira içelim dedi. Bir bira içtiler. Sonra yola çıktı. Birisinin hayatına kaybetmesine neden olursa trafik sigortası o 400 bin lira da ödemiyor. Bütün şey o arabanızı veriyorsunuz arkadaşınıza ama böyle bir şey olduğunda o tazminattan siz de sorumlusunuz arabanızı verdiğiniz için. Eğer o kişinin şeyi yoksa siz ödeyeceksiniz o parayı. O yüzden araba vermek gerçekten yani çocuğunuza değil herhangi birisine vermek. Mesela çok kişiler var 3-5 milyon şeyle tazminatla takip edilen. İşte bunları anlatınca hemen insanlar şey demeye başlıyorlar. Peki bu 2 milyonluk teminatı 400 bin veriyorsa trafik sigortası bunu 2 milyona yükseltemez miyiz? 3 milyona yükseltemez miyiz? Çok pahalı mıdır? Bunu sormaya başlıyorlar. Ama önce hangi riski taşıdıklarını bilmeleri gerekiyor. O yüzden bizim sigortasız olduğundan dolayı hayatları kararan veya işte kararan onlara yapacak bir şeyimiz yok tabii. Ürünleri olmadığı için, sigortası olmadığı için ama onları örnek göstererek yarın öbür gün o sayının artmasına engel olabiliriz. Ben hayatını kaybettiği için, babası hayatını kaybettiği için okul öğrenim hayatına devam edemeyen çocukları falan görünce o kadar üzülüyorum ki niye bunun babasına, bu çocuğun babasına zamanında anlatamamışız hayat sigortasını. İşte kazayan öldüyse ferdi kaza. Mesela bugün 8 bin, mesela kaç kişi öldü şeyden, pandemiden, koronadan ülkemizde? 4 bin civarında yanılmıyorsam, 4 bin filandı. Her sene trafik kazasında 7-8 bin kişi ölüyor trafik kazasında. Yani kazayan ölme olasılığı o kadar yüksek ki bu sırf trafik kazasından bahsediyorum. Mesela 300 bin liralık bir ferdi kaza sigortasını 200 liraya alıyorsunuz. Taksitle böldürdüğünüzde 10 tane taksit yapıyorlar, 20 lira ödüyorsunuz. Ama Allah korusun başınıza bir şey geldiğinde 300 bin. Ha başka biri diyebilir ki 500 bin istiyorum, onda 300 lira, 350 lira yapıyorlar. Yani aslında bir de en büyük yanlış anlama şu, insanlar diyor ki işte 10 yıldır prim ödüyorum, 20 yıldır prim ödüyorum, hiçbir şey olmadı, bütün para sigortacı kaldı. Hayır, işte o deminki kadınlar hani
çalışıyorlardı ya ortada. İnsanlar öyle ortaya para koyuyorlar. O bizim koyduğumuz primlerden işte ölenlerin parası ödeniyor. Yani biz aslında bizim kültürümüzde imece diye bir şey var. Hani aramızda para toplayıp zarar verene gider ya o para. Aslında bu verdiğimiz paralar işte mesela ferdi kaza. Kazayan ölen insanların çocuklarına, eşine falan gidiyor. Yani sigortacıya kalmıyor bu paralar. İşte bunları anlattığımızda ben manevi tarafta bir tabii hazza neden olacağını düşünüyorum. İşte bunlar eğitimlerde falan hep ortaya çıkıyor. Mesela sigorta, sadece sigortacıların sigorta eğitimini alması gerekmiyor. Mesela sigortalı konumunda olan kişilerin de sigorta eğitimi alması gerekiyor. Hani hangi teminatları alabilirim? Çok basit bir eğitim tabii. Alt safta anlatılır. Çok şey değil. Hatta biz bunu bir ara böyle bedava online sohbet toplantıları, burada toplantılar falan yaptık. Vatandaşları davet ettik. Gelin kahvenizi için, kurabiyenizi için size sigortayı anlatalım. Sigorta çünkü alırken hatalı alırsanız, eksik alırsanız yarın öbür gün başınıza bir şey geldiğinde tazminatınızı alamama durumunuz olur. Ha, 3 liralık bir primle çok ciddi bir riski teminata dahil ediyorsunuz. İnsanlar bazen tasarruf olsun diye çıkartmıyorlar veya işte satıcılar daha ucuz prim çıksın diye bir iki teminatı çıkarıyorlar. Ertesi gün bir hasar oluyor. Başına bir şey geliyor sigortanın. Tazminatını alamıyor. İşte bu hep bizim ülkemiz sigortacına zarar veren hususlar. Mehmet Bey çok teşekkür ediyorum ben genel olarak verdiğiniz bilgiler için. Aynı zamanda şu anda bizi Sigorta Ekranı kanalından izleyenler için de söylemek istiyorum. Hem Temmuz hem de Ağustos ayı ile ilgili olarak bütün eğitim içeriklerine TESEV'in kendi sitesinden ulaşabileceklerini de altını çizelim. Bu arada Ağustos'ta başlayacak olan sigortacılığa giriş ve sigorta sektörü bilgisi ile ilgili eğitimlerde yine 4 Ağustos'ta başlayacak hayat ve hayat dışı olarak. Bunlarla ilgili genel içerikler hakkında da biraz bilgi paylaşmak isterseniz izleyenlere bu konuda biraz ön bilgi vermiş olalım. Bizim amiral gemimiz 1 yıllık eğitim programı. O 1 yıl sürüyor. O yani sigortacıların geldiği, işte uzmanlaşmak isteyen 1-2 yıl tecrübesi olan kişilerin geldiği program. Bir de ileri düzey sigortacılık programı var. O temel 1 yıllık programı bitirip biraz çalışan arkadaşlarımız 2 yıl sonra, 3 yıl sonra gelip bir de ileriye okuyorlar. O da var. Bir de kısa eğitim programlarımız var bizim. 1 gün, 2 gün sürüyor. O da gündeme göre veya zaman zaman biz bazı şey dozlar veriyoruz. İşte mühendislik sigortalarını 6 saat anlatıyoruz. İşte öyle 1 günlük eğitimler veya gündeme göre değişiyor. Sonra dedim düşündük işte aktüerlik sınavlarına yönelik. Mesela aktüerlik çok önemli bir meslek dalı ve bütün matematiğe yatkın hangi bölüm olduğunu hiç önemi yok. İngilizcesi de hele varsa, yabancı dili varsa İngilizce, Almanca, Fransızca ama İngilizce tabii daha geçerli. Gelip aktüer olmalarını tavsiye ediyorum ben. Olabilirler, üzerlerine düşerlerse, biraz tecrübeyi de tamamlarsa çok da dolgun ücretleri var. Ülkemizde ciddi bir aktüer açığı var. Bu aktüer sınavlarına da biz hazırlıyoruz kurum olarak. Dedim ki ya herkes için var ama sigorta sektörüne gelip yeni başlayan, hani bugün geldim hiçbir şey bilmiyorum, tamamen yabancıyım. Onları bir oryantasyon eğitimi verelim dedik. Onu dizayn edelim dedik ve sonuçta daha farklıydı. Başta daha uzundu. Kısalta kısalta hayat dışında 4 gün, hayata 3 gün. Ne anlatıyoruz burada? Ya sigorta nedir? Mantığı nasıl işler? İşte sigorta sektöründe kimler ne iş yapar? İşte sigorta birliği ne yapar? Bu sektörü kim düzenler, denetler? İşte şirketler nedir, nasıl ayrılır falan. Bunlar bir genel bilgiler anlatıyoruz. Sonra bir de ürünler, hangi ürünler var sigortacılıkta? Hayatta, hayat dışında bunlar ayrılıyor tabii. Anlatıyoruz ürünleri. Hasar tarafı nasıl işler, neleri karşılıyorlar? Hasar işte bir genel bilgi. Çocukların kafasında, yeni başlayan birisinin kafasında sigortacılık böyle işliyormuş, şu varmış, bu varmış. İşte şu, bir de şunu şurada bulurum. Hukukta işte sözleşmeyle ilgili şeyleri TTK'da bulurum. Böyle çok basic şeyler, temel şeyleri öğreniyorlar. Böyle bir eğitim programımız. Bu eksikti mesela TİSEV'de. Bunu da 3 yıldır bayağı da beğeniliyor. Sektörde de beğeniliyor ve sektör dışından da gelenler var bu eğitim programına. Mehmet Bey, yavaş yavaş da aslında programımızın sonuna doğru geliyoruz. Ben katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum.
Son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa onları alayım. Çünkü aslında çok da güzel bir zamanda yaptık bu programı. Tam 50. yılında anlamlı bir günde yaptık. Belki kapanışı da bununla ilgili birkaç cümle söyleyerek sizden almak istiyorum. Evet, 50. yıl hani bizim kafamızda bazı etkinlikler vardı. İşte toplamak insanları bir araya, farklı farklı grupları falan. Ama bu pandemi nedeniyle bu biraz askıda kaldı. İşte böyle sizin gibi böyle online platformlarda, işte toplantılarda falan söz ederek idrak ediyoruz 50. yılımızı. Bu ettik. Ben tabii bu sigortacının gelişmemişliği, eksikler falan filan oralara girince biraz konu dışına da çıktım, kusura bakmayın. Ama hemen hemen her şeye değindik. Yani biz sadece sigorta profesyonellerine değil, normal sigortalarda biz diyoruz mesela, ticaret odalarının hepsine yazı yazdık. Ben birkaç yıl önce sizin üyeleriniz temel sigortacılık bilgilerine veya bazı hukuki bilgilere sahip olmadıkları için veya risklerini doğru ölçemedikleri için hatalı ürün alıyorlar ve sonuçta hasar olduğunda da zararları tazmin edilmiyor ve zarar görüyorlar. Bundan bizim sigorta sektörü de zarar görüyor. Biz iki tarafta da zarara yol açan bu şeyi ortadan kaldırmak için kar amacı gütmeden maliyetine gelelim. Size istediğiniz konularda eğitim verelim. Yangını anlatalım, nakliyatı anlatalım, ne istiyorsanız onu anlatalım dedik ve 3-4 tane ticaret odasına gittik. Üyelerine bu eğitimleri verdik. Ya ben bunların çok değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu eğitim, bir eğitim birkaç tane şikayeti bile ortadan kaldırsa. Çünkü bir tane hasar ödemediğinizde o bir kişi her yerde bunu anlatıyor. Ama sigorta sektörü bir tane şikayet alıyorsa aslında 1000 tane hasar ödüyor. Tabii hasarını alan onu tabii ki ödeyecekti diyor. Onu hiçbir yerde anlatmıyor ama hep anlatılanlar ödenmeyenler oluyor. O yüzden ödenmeyenleri azaltacak gerek sigortalı tarafında eğitimler, gerek sigortacı tarafında eğitimler. Bunları arttırarak işte ülkemiz sigortacını ileri taşımamız lazım ki mağdur insanların sayısı azalsın. Mehmet Bey, çok teşekkür ediyorum tekrardan programımıza katıldığınız için, o değerli bilgilerinizi paylaştığınız için. Umarım bu ekranlardan tekrar bir araya gelme fırsatımız olur. Çünkü eğitimler her zaman kendini güncelliyor içerikleriyle vesaire. Tekrardan tabii. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum ben de. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Konuk ettiğiniz için çok sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Bugünlük de programımızın sonuna geldik. Yine farklı konu ve konuklarla bu ekranlardan sizlerle buluşmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın, sağlıkla kalın.